Belki de eskidir bunlar. Tarihine baksana. Daha dün gönderilmiş. Hem de bir tane de değil. Ama yani... Şimdi bu... Evet ablacığım. Fuat'ın bir sevgilisi var. Hem de birbirlerine deli gibi aşıklar. Okusana. Bir gün mutlaka birlikte uyanacağız. Aşkımız herkesi ve her şeyi yenecek. Diğerini de oku. Sensiz bir gün nefes alamam. Beni terk edeceğine öldür daha iyi. Ver. Sen benim alnımın yazısısın. Seni çok seviyorum. Bu gerçekten anlaşılmaz bir durum. Ya. Ha sen dün o yüzden tuhaf tuhaf konuştun gece. Zarife teyze arıyor. Abla ne olursun ya gitme. Birazcık konuşalım. Olmaz Banu, gitmek zorundayım. Hadi sen de gel o zaman benimle. Ha, tamam. O zaman ben oradan okula geçerim. Hadi. Gördüğün gibi hiçbir ipucu birbirini tutmadı. Şimdi işe nereden başlayacağımız belli. Son ipucu en değerlisi. Ondan başlayacağız. Var ya, kesin bu Şükran cadısı istemedi ha bunların evlenmesini. E diyelim öyle. Ne yapacağız? Kızı arayacağız. Hayda. Kızı arayıp ne diyeceğiz? Kışkırtacağız. Fuat'la bunların aralarını yapacağız. Gerekirse var ya kaçacaklar. Gerekirse kendi ellerimizle evlendireceğiz bunları. Bunların hepsini bir telefonla yapacaksın. Bravo. Yapmaya başlayacağım. Nasıl? Annem göç yolda düzülür demez mi? Der de. İşte önce şu kızın telefonunu bulayım. Hah. Bir de kendi numaramızı gizleyelim değil mi? Garantiye alalım. İnanamıyorum sana. Hah, çalıyor. Alo. Merhabalar, ben kiminle görüşüyorum acaba? Ben... telefonunuz bankamızda kayıtlıydı da hanımefendi. İyi günler. Şimdi şöyle, bankamızın yeni sigorta hizmeti için aramıştım da. Hay Allah. Ekranım gitti bir anda. İsminiz neydi acaba, alabilir miyim? Sedef Bertan. Evet Sedef Hanım, yakın bir zamanda sizinle görüşmemiz gerekiyor da. Acaba bize adresinizi verseniz olur mu? Nasıl, çağrı mı var? Durun kapatmayın lütfen. Alo. Alo. Uf, kapattı ya, arayan var dedi. Sedef'im, meşgul telefonu. Bankadan mı? Bayıltıyorlar adamı değil mi? Seni çok özledim Begüm. Sensizlik çok zor geliyor bana. Az kaldı kavuşmamıza. Az daha sabret Sedef'im. Çok az daha. Ne oldu şimdi? Neyse. En azından artık adını biliyoruz. Sedef Bertan. Fuat Bey'in gerçek aşkı. Onlar birbirlerine kavuşacaklar. Ben de Ozan'a kavuşacağım. Bu aşkın önündeki bütün engelleri yıkacağım. Buyurun davetiyeniz. Sizin adınızı yazdık ama bütün aile davetli tabii. Çok teşekkür ederim Sunacığım. Çok zarifsiniz. Ay, davetiyeniz de çok şıkmış. Ben bizim aile adına da teşekkür ederim. Ne demek Hacer teyze? Biz nişanı da sizin takmanızı istiyoruz. Ya, sahi mi? Beni çok duygulandırdınız. Kabul eder misiniz? Etmez olur muyum? Seve seve. Çok güzel. O zaman hepinizi bekliyoruz. Ya annem özellikle dedi ki... ...kaza geçiren kızımız mutlaka gelsin. Kasveti dağılır. Bizim mahallenin gençleri pek neşelidir. O gelmez ki. Ablam neden nişana geliyor? Yok Efe'cim, gelmiyor. Ya Naciska, ne olur soralım. Peki, soralım. Sunacığım... Sen davet et istersen. Hem tanışmış da olursunuz. Ama bizim kız biraz kaprisi. Hem bu aralarda pek... Anladım Hacer teyze, anladım. Benim kardeşim de aynen öyle. Hiç merak etmeyin siz. Ay,
Yalnız yanında şimdi arkadaşı var. Olmaz. Ya onu da davet ederiz. O hiç gelmez. Şımarığın tekidir. Ah, ben ne şımarıklar ne kendini bilmezler gördüm bir bilseniz. İyi o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya Pelin, ben gidince sen aramayı, tamam mı? Şimdi yüz yüze gelmek hiç istemiyorum vallahi. Tamam ama ben de bir an önce görmek istiyorum onu. İyi, ben gideyim o zaman. Otur oturduğun yerde. Ben galiba Zafer'in o hali gözümün önünden gitsin diye sürekli Melih'ten bahsediyorum. Evet, değil mi ya? İnsan unutmak için kaçıyor galiba. Baksana, ben de gelip sana sığındım işte. Yüreğim ozan ozan diye yatarken cuma günü. Aman neyse ya, hadi sen şu getirdiğim şeylerden yesene bakayım. Soracakmışsınız bakalım. Pelincim. Kimin telefonu o? Suna mı lan? Suna kimdi? Anlamadım anne, ne oldu? Şükran diyorum. Gelmedi. Yani neyi nereye astın? Sen maddeleri kenara bak istedim ki ben. Gelsen de yardım etsen diyorum. Ay anne, büyütme bu kadar. İyi ya Suna. Hani sen de yalnız bırak beni ha. Anne, onu demek istemedim. Suna telefonda konuşuyor. İşte renk renk olsun balonlar. Bunun nişanda balonlardan mı var? Anne zaten önemli olan müzik bence. Tamam merak etme, geleceğim. Efendim? Ne soracaktınız Hacer Hanım? Ah Pelincim, ahbabımın kızı Suna, kız kardeşinin nişan davetiyesini getirdi. Kendisi vermek isterdi ama telefonla konuşuyor, uzun sürecek galiba. Nişan mı? Neredeymiş? Onların... Aa! Aşk olsun Hacer teyze ya. Baksanıza yani Pelin böyle şeylerle uğraşacak hali yok, hadi. Aa Banu, ne yapıyorsun kızım? Hadi Hacer teyzeciğim, hadi. Görmüyor musunuz? Birazcık dinlensin, uyusun kızcağız. Ayrıca böyle hasta insan evinde saatlerce kalınmaz. O kızı da bir an önce gönderin. Hadi. Banu. Hadi dedeciğim. Allah Allah. Hadi. Aha, evet anne. Allah Allah. Banu ne yapıyorsun? Paketledin attın dışarıya kadını. Ama ne yapayım Pelin? Üf, içime fenalık getirdi. Yok mahallede nişanmış, yok bilmem ne. Mahalle nişanı mıymış? Öyle mi dedi? Ben duymadım. Öyledir işte yani. İyi de kızım, kapıyı niye kilitledin? Aman Pelin, rahatsız etmesinler bizi, boş ver. Hem ayrıca hadi sen ara şu Melih'i de gelsin bir an önce. Ben gideceğim birazdan. Emin misin? Evet, gideceğim dedim, hadi ara. Ben artık müsaade isteyeyim Mustafa amca. Bunu almadan hiçbir yere gidemezsin. Hem senin arabanda zarar da vardır. Sana destek olmamız lazım oğlum. Efendim Pelin. Merhaba Melih, nasılsın? İyiyim. Ben iyiyim de sen beni boş ver. Asıl sen nasılsın? Daha iyiyim. Ama seni görmek istiyorum.
Babam yok, yanıma gelebilir misin? Tamam, oldu. Gelirim. Birazdan oradayım. Hadi hoşça kal. Prensesi boş bırakmak yok, anlaşıldı mı? Enişteme de takma kafanı, boş ver, biz hallederiz. Tamam. Yalnız Mustafa amca, bakın sizden rica ediyorum. Lütfen arabayı benim kullanmadığımı Bahri Hoca'ya söylemeyin. Bu parayı alırsan söylemem. Peki. Ben gideyim. Hadi bakalım, prensesi fazla bekletme. Tamam. Hoşça kalın. Sunacığım, kusura bakma, olur mu? Esas siz kusura bakmayın Hacer teyze. Annem hazırlıklardan bunu almış, hemen gel dedi. İyi iyi, git de annene yardımcı ol. Geleceksiniz değil mi? Gelmez olur mu hiç? Geleceğim tabii. Geleceğim, yüzükleri de takacağım. Çok mutlu edersiniz bizi. Hadi Efe'cim, görüşürüz. Nişanda bana dans sözüm var, unutma. Unuttum, güle güle sana. Hoşça kalın. Hoşça kal canım. Ay bir daha oku bana, ne olur. Fevkalade bir günde Sevda'nın dans edişi diyor işte Pelin. Çok mu komik? Ay ne bileyim, öyle komik geldi işte. Ver senin davetiye bakayım. Saçmalama Pelin. Saklayacak değilsin herhalde. Hayret bir şey ya. Maazallah, odanda biri falan görür rezil olursun. Arkadaşını zanneder. Çok şükür benim öyle bir davetiye yapacak bir arkadaşım yok Banu'cum. Kızlar, kapıyı niye kilitlediniz? Bir şey istiyor musunuz? İstemiyoruz Hacer Hanım. Gitti mi misafirimiz? Gitti Banu. Sen olduğunu biliyorum Melih. Al bakalım güzellik. Nereden anladın ben olduğumu? Böyle güzel çiçekleri başka kim getirir? Nasılsın Pelin? İyiyim, iyi olmasın adam. Neden suçu üzerine aldın Melih? Senin için bir şey yapmak istedim tatlım. İster vicdan azabı de, ister başka bir şey. Çünkü senin zamanında çok kırdım, biliyorum. Evet ama hiç gerek yoktu. Ya ufak bir şey yaptım işte, takılma bu kadar. İkimiz de çok üzüldük son zamanlarda, çok kırıldık. Hiç hak etmediğimiz halde hem de. O yüzden senin için ufak bir şey yaptım işte. Öyle kabul edelim. Annem oraya girmeseydi az kaldı söyleyecektim babama. Hiç gerek yok benim. Babanın senin hayatını nasıl cehenneme çevireceğini bildiğim için yaptım biraz da. Yani bu yüzden üzerime aldım suçu. Teşekkür ederim. Ne içersin? Dur deli dur, bu halini bir de içecek mi getireceksin? Ya Hacer Hanım'a seslenecektim sadece. Boş ver. Aslında benim sana bir konuda daha teşekkür etmem gerekiyor Melih. Yani Zafer'in yanında beni bozmadığın için. Ne demek canım? Sevgili olma konusunda idmanlıyız ne de olsa, değil mi? O... Neyse. Ağzımı bozmayacağım. Kalbimi kırdığı zaman anladım ki kalp ağrısı hiçbir şeye benzemiyormuş. Ne çok acıyor insanın canı değil mi? Çok. Hem de nasıl. Neyse ya. Belki de sana böyle unutturabilirim yaptıklarımı. Affedersin beni böylece. Geldin ya, fena down durumdayım. Vallahi benim de canım çok sıkkın. Zor kaçtım evden. Bu ne hal kızım ya? Manastıra mı kapandın? Hayırdır? Ya canım,
Bizim hizmetçi bütün kıyafetlerimi yıkamış da hepsi ütüsüzdü. Ne bulduysam geçirdim işte üstüme. Şu araba olayında var mı bir gelişme? Yok ya, yok. Sinirinden yanına yaklaşılmıyor bizimkinin. Melih Bey'in arabası ne kadar önemlidir, bilirsin. Artık biliyorum maalesef. Kızım görüşelim demeye korkuyorum. Son zamanlardaki günden bu yani. Aynen. Bir de bizim köylü kızı rahat durmuyor. Melih'e yazılıyor inceden. Yok artık. Saçmalama kızım ya. Melih ona bakar mı? Vallahi sabah bir gözünü korkuttum. Ama bizimki 10 numara oyuncu yani. En iyi masum kız rolünde Oscar'a aday olur. Ya sen beni dinlemiyor musun? Kapatsana şunu. Dinliyorum canım. Babaannemle ilgili bir şeye bakıyordum da. Ama dinliyorum seni. Kulağım sende. Sen anlat. Ya bir de bizim bu köylü çantasını çaldırmış. Hüngür şakır ağladı durdu. Tabii herkesin ilgisini üstüne çekmeye başardı yine. Helal olsun. Avokado. Böbrekleri iyi geliyor demek. Ya tamam, evde bakarsın artık. Kızım, köylü çantasını çaldırmış diyorum. Ne? Nasıl yani? Kapkaç olayı diyorsun. Al şunu. Çevre yolunda 340. sokağın sonuna götür. Ne yapacağım orada? Ben de orada olacağım. Sana işaret verdiğim zaman çantayı söylediğim yere bırakacaksın. Aman diyeyim yakalanma. İyi tamam. Demek Yazık'ın çantası çalındı. Pelin anlatsana, ne zaman oldu bu olay? Nasıl olmuş? Ya kapkaç işte kızım, neyini anlatayım? Çalmışlar Yazık'ın çantasını. Kuzi, kapkacın sonuçlarını bekliyorum. Hey, Bunny, koptun gittin ya. Ha, pardon canım ya, daldım. Sen anlat, seni dinliyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Dersler yine asılmaya başlanmış galiba. Yok İkbal teyzeciğim. Birazdan Pelin'in odasına gidip çalışmaya başlayacağız. Azıcık sohbet edelim dedik değil mi? Sohbet ettiğiniz zaman kadarını biraz da derslere ayırın. Çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Pelin'cim, hadi gel fizik çalışalım. Sonra da biraz geometriye bakarız, tamam? Dehşet çek etmiş ha. Nereye? Bir banyoya gidip geleceğim canım. Ay kazağa bak. Melih'e de çok yakışır. Of. Aramamam lazım ama. Sevgilimin yanında olmam lazım böyle bir günde. Meşgul. Neredesin aşkım ya? Benim ya. Banu. Efendim Banu. Baba ne için? Ya bizim köylünün çantası çalınmış, duydun mu? Bana ne bundan? Bırak bu ayakları Melih. Bu olayda senin parmağın var biliyorum. Ya Banu hasta mısın sen ya? Ne alakası var şimdi? Melihciğim. Bence oyun oynamayalım. Beni kandırmaya hiç çalışma. Ya hadi Banu, hadi canım, hadi işine bak. Uğraşamayacağım şimdi seninle, kapatıyorum. Aman be. Bir bu bücür eksikti ha. İşine gelmedi tabii Melih Bey. Yine düştün elime. Yazık oldu sana. Aç lütfen Melih. Ne oldu Pelu? Ya aklım Melih'te. Telefonlarımı açmıyor bir türlü. Ya meşgul ya da açmıyor işte. Ne yapacağım ben bu çocukla ya? Ya kızım üstüne düşme bu kadar bu çocuğun. Pelin. Ya bak belki de Melih sana göre biri değildir. Bırak inceldiği yerden kopsun. Ya öyle deme. Seviyorum ben onu.
Bak Pelin, bu Melih senin başına bela olacak demedi deme. Hem geçen gün Melih'le birlikteyken ya Bahri amca yakalasaydı sizi? Ateşle oynuyorsun, dikkatli ol. Kızım, seviyorum diyorum, aşığım, anlamıyor musun? Hem sana ne demeli? Sen de her şeyi göze alıp Ozan'la birlikte Abant'a gitmedin mi? İşte aşk budur. Vallahi sen bilirsin Pelin. Ben bir şey demiyorum artık. Of, açmıyor işte. Alacağın olsun Melih. Diyorum işte Pelin. Bu Melih sana göre biri değil. Neredesin aşkım ya? Uf yeter Pelin ya, yeter. İçim dışım Melih oldu. Bırak üstüne düşme bu kadar. Ya seviyorum diyorum, aşığım. Kızım bu kadar boğarsan kaçıracaksın çocuğu. Banu. Evet. Ben Melih'i görmeye gideceğim. Saçmalama Pelin. Ya belli ki canı çok sıkkın, destek olacağım. Vallahi bence yapma Pelin. Banu sen de gelsene, hadi. Yok, geç oldu. Oo. Hakikaten geç olmuş ha. Ben eve gidiyorum. Bence sen de evde otur. Ve Melih arayana kadar da peşine düşme derim ben. Hı-hı. Tamam. Yine kilitlendi. Elimde yazacağım bundan sonra ne yazacaksam. Anişkom. Otur oturduğun yere Pelin. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama anne... Çok önemli, çıkmam lazım. Hem Banu'yla çalıştık ya. Biraz daha çalış Pelin'cim. Zaten canım burnumda, bir de sen üzme ne olur. Ama anneciğim çok önemli diyorum. Neymiş derslerinden daha önemli olan şey? Melih'in arabası çalındı anneşkom. Hala da haber yok. Melih çok üzgün. Benim gidip ona destek olmam lazım. Lütfen izin ver. Bana Melih'le gelme Pelin. Fizikle, kimyayla gel. Derslerin düzelene kadar hiçbir yere gitmeyeceksin. Daha ne kadar konuşacağız bunu? Babamın yokluğunu aratmıyorsun doğrusu. Sağ ol anne. Babanın bu konuda haklı olduğunu biliyorsun. Sınav sonucu konusunu da hiç hatırlatmayayım istersen. Hadi bakayım doğru odana. Akşam test sonuçlarını birlikte kontrol edeceğiz ona göre. Peki tam olarak nerede bu? Cebeci. Cebeci'de. Çok net hatırlıyorum. Gözde, emin misin? Evet, eminim. Hatta seni oraya götürebilirim. Görkem orada. Gel. Günaydın. Sana da. Pelin, benim sana söylemem gereken önemli bir şey var. Ne oldu? Ama kızmayacaksın. Tamam Özgür, söyle. Dün babama Melih'in suçu üzerine aldığını söyledim. Ne? Of ya Özgür, keşke böyle bir şey yapmasaydın. Melih hayatında ilk defa böyle bir fedakarlık yapmışken... babamın onu boş yere suçlu olması bana doğru gelmedi. Evet, haklısın. Belki de en doğrusu bu. Babam çok şaşırdı. Peki babam bana neden bir şey söylemedi? Bilmem, herhalde doğru zamanı beklemiştir. Thank you.
İnsan bir işe kalkışmadan önce biraz düşünür değil mi? Babam ne der? El alem ne der diye. Baba ben... Kesme sözü. Kesme. Oğlum. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Aklından zoru mu var senin? Ya Meyveş çok rica etti. Ben de kıramadım. Kıramamışmış. Bahaneye bak sen. Sen böyle öküz kılığına gir. Dünyaya maskara ol. Ondan sonra kıramadın de. Vallahi pişman değilim. Yine olsun, yine yaparım. Ozan. Bir daha böyle şaklabanlıklar görmek istemiyorum. Ben yapınca şaklabanlık, sen yapınca sanat, değil mi? Ozan dedim. Niye baba? Senle televizyon çıkıp gitar çalmadım tıngır mıngır gençken, ha? Çaldım. Ama benim durumum farklıydı. Benimki de farklı baba. Başlatma farkından ha. Beni kabul edeceksen böyle kabul et. Ben böyleyim. Son sözüm bu. Allah Allah. Acaba ben bu Hacer'i öldürsem mi? Öldürmeme gerek yok. Uyusun yeter. Ha ölmüş ha uyumuş aynı şey. Evet. Bu gece uyusun yeter. Banu. Ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Çantamı hazırlıyorum. Ha iyi hazırsın yani. E hadi o zaman kuaföre gidelim. Şükran bekliyor. Aa anne. Ben kendi kuaförüme gideceğim. Kendi nişanım da herhalde mahalle kuaförüne gidecek değilim. Kız kaçacak mısın yoksa? Bana bak. Zaten o damla yüzünden kafam kazan gibi gözümü aşamıyorum. Peşinden beni koşturma. Dün gece aldın hala etkisi sürüyor yani öyle mi anne? Ha. Ay süpermiş. Ne diyorsun kız sen? Ay anne üzerime gelme vallahi kaçarım diyorum. Ama ha. Tamam tamam hadi oyalanma yürü. Kuaföre gideceğim ben. Hadi git. Yönünsüz iti sürüye götürmüşler. Uluya uluya kurt getirmiş. Tek çare bu. Ay ya kadına bir şey olursa? Toksin değeri düşük yazıyor. İntihar korumalı Damla. Allah'ım üç kutuda ise hiçbir şey olmaz. Paketiniz hazır. Ortaya karışık yaptım gelin hanım. Profiterol, sütlaç, kazandı. Peki borcum ne kadar? Ya nişan gününde. Ne parası? İkramınız olsun. Ay teşekkürler. Boş gelmedim üstelik. Ne getirdin? Çeşit çeşit tatlı. Peki oyuncaklı çikolata var mı? Ondan yok ama sütlaç, profiterol, ondan sarıcıma kazandibi hepsinden getirdim. Ben istemiyorum. Aa olur mu ama Efe'cim? Sizin için aldım. Hadi Acayi teyzeciğim gelin birlikte servis yapalım. Niye zahmet ettin ki Banu'cum? Biz nişana gideceğiz. Onun için hazırlık yapmam lazım. Efe ile Pelin yer. Ama vallahi yemezseniz darılırım. Hadi Efe'cim, çağır ablanı ablacığım. Tamam. Kesine bereket Banu. Afiyet olsun. Buyurun Acayi teyzeciğim. Banu'cum, nişana gideceğim dedim ya, orada da ikram ederler. Şimdi yemeyeyim. Aa, aşk olsun ama Acayi teyzeciğim, o kadar getirdim yani. Kırıyorsunuz beni. Banu, çok teşekkür ederim. Gelince yerim. Hadi bir tadına bak, sen çok güzel Efe'cim. Hayır, ben sütü sevmiyorum. Ben bundan yiyeceğim, bu çikolata. İnatçı Berit ya. Ye şunu da uyu işte. Hacer de başında kalsın.
Ya ama hatırım için hadi. Ay bırak yemesin Banu. Amma ısrar ettin ha, istemiyor çocuk işte. Ya ama hiçbiriniz yemediniz. Üzüldüm vallahi Pelin. Ya güzelim benim canım hiçbir şey istemiyor. Hacer Hanım da sen dünyayı yedi zaten. Daha neresine yesin kadın. Bir de tatlı yemesin. Ah ah benim paşam tatlı da yermiş. Yani Hacer teyzeciğim yiyeceğiniz iki kaşık tatlı bunun için beni kırıyorsunuz ya. Gerçekten üzüldüm ha. Tamam tamam. Ben kazan gibi yiyeyim. Sütleri zaten yapıyorum evde. O çok güzelmiş. Nereden aldın? Çok özel bir pastaneden aldım. Ama oranın nasıl sütlaçları meşhur. Onun için siz sütlaç yiyin. Buna başladım artık. Onu ben yerim. Siz bunu yiyin. Ben hatırın için yiyordum zaten. Sen ye. Ay bugün gözümü açamıyorum ben. Ah canım benim. Demir eksikliğim var ya. Baban söyledi. Hem sana ilaç getirecek. Ay evet Banu. Ben kaza yüzünden böyleyim zannediyorum. Meğerse benim demirim düşükmüş. Geçmiş olsun canım. Of anne ya. Yani Hacer teyze. Yiyeceğiniz iki kaşık tatlı insan zehir olsa yani ha. Banucuğum nişana gideceğim dedim ya. Hem Efe'nin birçok ütüsü var. Onları ütüleyeceğim. Ya iki kaşık yiyin ya. Aç oldu kız. Tamam. İşimi bitireyim, gelip yiyeceğim. Söz mü? Söz. Vallahi billaha söz. Gideyim, işimi bitireyim, gelip yiyeceğim. Hani ne sütlaçmış bu be?